Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk Deniz. Bunlar cuma günü arayanlar. Bu kartlar da kanalda çalışıp düğününüze gelemeyenlerden. Bu Arzu Hanım'dan, bu da Özlem Hanım'dan. İkisini de yırt at. Bu da eski genel müdürümüzden. Hangi eski? Ayşe'nin genel müdürümüz bu sabah istifa etmiş. Öyle mi? Niye? Kanalda bir sürü dedikodu dolaşıyor. Ama hangisi doğru bilmiyorum. Genel müdür istifa mı etti? Etmiş. Biz de bu sabah duyduk. Patronlar bütçe açıklarından adamın çok üzerine gittiler. Ben hırsız muamelesi göremem demiş, istifasını basmış. Senden ne haber? Duyduk, çok üzüldük. Üzüldünüz mü gerçekten? Derya, burada ne yapıyorsun? Okula ektim, seni görmeye geldim. Bugün annemle babamın boşanma davası var. Kendimi çok kötü hissediyorum. Gel. Hadi gel. Zehra Bayrı, İbrahim Bayrı. Biziz. Buyurun. Buyurun. Derslere girmeyeceğim. Sen de oturun. Benim yüzümden derslerine girmemezlik etme. Hı. Ben burada otururum. Senin teneffüslerde yanıma gelmeni beklerim. Bir gün derslere ekmekle bir şey olmaz. Ama burada kalamayız. Buradan çıkmamız lazım. Kızma. Anneme söyleyeceğim. Bunu anlar herhalde. Tamam Gonca. Ben karışmıyorum. Tamam mı? Hadi ben gittim. Ne oldu ya? Okula ekmeğe bozuldu. Boş ver. Hadi gel, okuldan çıkalım. İyi misin enişte?
İyiyim Mehmet. İçimden demli bir çay olsa da içsem diye geçiyordu. Afiyet olsun. Ne bakıyorsun? Ev. Kiralık. 2 oda bir salon. Nereden arıyorsun? Vallahi merkeze fazla uzak olmasın da. Benim de aklımda olsun. Kaça kadar? 500'e kadar diyorum ama en kötüsü 600'den başlıyor. Ha Hafize abla. Sizin bu yeğenden ne haber? Salı gelecek. Dün akşam konuştuk. Gideceğim hala dedi. Ondan başka kimseyle görüşmedim. Yarın da gelmezse çok zor durumda kalacağım Hafize abla. Gelecek gelecek. Sen onu adam et. Gör bak işini ona nasıl gözü kapalı emanet edeceksin. Hadi inşallah. Ama senin bu yeğen beni biraz zorlayacak galiba. Bir şans ver hatırım için. İşi beceremeyeceğini bilsem al da bir gör demem. Biraz havai ama kolay yola gelir. 30 oldu zaten. Bir işe başlayıp durulması, elinin ekmek tutması lazım. Baktın olmadı çıkarırsın. Alınmam, gücenmem. Tamam Hafize abla, sağ ol. Yine hayatınızda mutluluklar Zehra Hanım. Umarım. İyi günler efendim. Sağ olun, iyi günler efendim. Şimdi mutlu musun? Bilmiyorum. Niye itiraz etmedin oğlum? Hakim ne dedi? Taraflardan biri boşanmak istemez. Aile terapistine gönderilirmiş. Giderdiniz. Meselelerinizi anlatır, yardım alır, düşkürdünüz. İkimiz de illa istiyoruz, ısrarlıyız dediniz. Gözlerin kan çanağı gibi. Zehra da ağlıyor. Şimdi açıp da ne diyeceğim? Konuşamayacağım.
Efendim. Yapı buyurun. Zeynep abla. Benim Süreyya. Süreyya, ağlıyor musun sen? Ne oldu? Evet sayın seyirciler. Bayın Dirlik ve İslam Bakanı Musa Bayram'ın geçirdiği trafik kazası. Gitti Zeynep abla. Mehmet'im gitti. Musa Bey gitti. Ne diyorsun Süreyya? Televizyon gösteriyor. Araba paramparça. Her yeri deniz. Bütün hava şirketlerini ara. Arıyorum Ayşe Hanım. Hayırdır, bir yere mi çıkıyorsun? Rıza Bey misafir gitti mi Hafize abla? Gitti. Ha tamam. Ben direkt havaalanına gidiyorum. En yakın uçağa rezervasyonumu yaptır. Peki Ayşe Hanım. Bir düşürebilsem hep meşgul. Çıktım Deniz. Girin. Rıza Bey. Ben çıkabilir miyim efendim? Bugün... Belki yarın da gelemem. Zeynep Hanım, bir sorun mu var? Kardeşimle Musa bir kaza geçirmişler. Ne diyorsunuz?